Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önceden çektiğim su arıtma videolarında bana çok farklı, çok değişik sorular geldi. Benim videomu, hani çektiğim videonun yanı sıra arızalardan nasıl takabiliriz gibisine çeşit çeşit sorular gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar ben size tek video olarak değil, size 3-5 videoda nasıl takılır? Filtreler ne iş görür? Nasıl olur? Bu arıtma cihazı bize faydası var mı yok mu? Nasıl montajı olur? Bağlantı yerleri nasıl? Ben size teker teker her videoda çok uzun olmamak şartıyla size anlatacağım. Amacım kısa yapıp isteyen arkadaşlarımız arızalarını nereden bulabileceklerini bulacaklar. Örnek veriyorum, filtrelerde bir sıkıntı var. Direkt o videoyu bulacaklar. 3-5 dakikalık videoda olayını çözecekler. Yani 20-25 dakikalık, yarım saatlik, 1 saatlik video yapıp milletin kafasını karıştıracağımıza küçük videolar yapıp herkesi böyle bilgilendirme gibi bir video yapmak istedim. Şimdi ilk başta videomuza geldiğimizde şunlardan bahsedelim. Filtrelerimizden. Filtre. Birinci filtre. İkinci filtremiz, üçüncü filtremiz, membran, tatlandırıcı, bu da mineral filtremiz. İlk başta anlatmak gerekirse arkadaşlar bunlar sıkıştırılmış elyaf. Şöyle baktığınızda bunun amacı şebeke suyundan gelen partikül, toprak, demir tozu, bakır tozu, yani ne varsa artık, yani çeşme, şebeke suyundan ne geliyorsa hepsini bu tutar. Zaten ilk filtre budur. Direkt şuradan girer, şuradan. Şuradan su girer. Alttan da sıkışır. Buradan suyu çıkar. Şuradan su çıkar. İzleden baktığınızda arkadaşlar bilirler, simsiyah olduğunu görürler. Yani bütün kabasını, taslağını, her şeyini bu tutar arkadaşlar. Her şeyi. Şimdi bazı arkadaşlar takıntılı. Burada ISO belgeli. NSF uyumlu olup olmadığını soracaklar. Yani bunlar NSF değil. Siz neye göre anlatıyorsunuz? Hemen söyleyelim. Şimdi burada NSF şu kadar. Bundan ibaret. Gördünüz mü? Ufacık bir tane bant. Ben bunu kaldırıp, yani firma olarak ben bunu kaldırıp bu tarafa NSF uyumlu ya da başka bir şey yazabilirim. İstediğinizi yazabilirsiniz. İlk filtremiz 1 mikron olabilir. 5 mikron olabilir. Yukarıda 5 mikron yazıyor. 5 mikron ya da 1 mikron arasında bir fark yok. Bunlar fabrikasyon. Tek tip olarak çıkıyor. Zaten sediment filtre fabrikası olarak yazdığınızda tek tip olarak çıkıyor. Bunlar kesiliyor ebatlarına göre. Basılıyor. Üstüne de 1 mikron 5 mikron diye yazılıyor. Yani 1 mikron 5 mikron tamamen boş muhabbet. Bununla bir hemfikir olun. Zaten 1 mikron taksanız 5 mikron taksanız aynı işi görecek. Değişen bir şey yok. Bunu geçelim. Buradan çıktı temiz suyumuz. Gelelim. Buradan kaç karbona. Buradan aynı şekilde su girer ya da şuradan su girer. Arkadaşlar nasıl isterlerse ona göre söylüyorum. Burada 75 membrana göre, 100 membrana göre, ona göre 125 psi, 2500 galon götürür diyor. O sizin kullanmanıza göre 3 ay, 6 ay, 1 sene gider. Bundan temiz su çıktı. Buna geldi. Bunun görevi nedir? Bunun görevi sizin normalde deniz kıyısında genelde bu olur. Deniz kıyısında arkadaşlarımızın evleri varsa oradaki sular kokar. Koktuğu için de devreye bu girer. Yani bundan çıktı. Buna girdi. Suyu biraz kokusunu alıyor. Mayo böyle daha güzel bir hale getiriyor. Ama filtre sağlamıyor. Filtre sağlamaz bu. Suyu böyle bulanıklığını alır. Bir kötü kokusunu alır. Oradan geçer. Geldik bu ikinci filtremize. Bunun görevi bu. Daha sonra geldik burada blok karbona. Blok karbon aynı şekilde su yine buradan giriyor.
Buradan çıkıyor. Buradaki vatandaş dediğim gibi deniz kıyısında olan arkadaşlar buradan kokuyu bulanıklığı aldı ya, daha sonra buraya girer. Yani bunun yetemediği yerde bu devreye girer. Buradan girer. Bunun yetemediği yerde bu devreye girer. Bu tam 5 mikronluk bir filtrasyon sağlar diyor. Bundan sonra içinde kömür var. Değişik bir kömür. Buradan çıkar. Temiz su olarak çıkar. Ama sertliğini kesinlikle düşürmez. Sertliğini araştırdığın zaman su sertliği normal su arıtma cihazından çıkan sular sıfırla 30 olmalı. Sıfırla 30 olan su birinci kalitedir. 30 ile 50-60 arası ikinci, 60-90 arası üçüncü, beşinci diye gidiyor. Şimdi bazı su arıtmacı firmaları 1, 2, 3 yerine bunu çıkartıp yerine bunun aynısından üçüncü filtre olarak takıyorlar. Bu da olur mu? Bu da olur. Ama sizin evdeki suyunuzda koku varsa bu olmaz. Koku varsa bunu çıkartacaksınız. Bu bir de kalacak yine. Yani bundan sıralaması böyle olacak. Burada hemfikir miyiz? Buradan girdi, çıktı. Buraya girdi, çıktı. Buraya girdi, çıktı. 3. Buradan sonra nereye gelecek? Ayıralım. Membran filtremiz bu. Herhangi bir firma olabilir. Zaten 75 GPT yazıyor üstünde. Su tekrardan bundan çıktıktan sonra buna girer. Membrana. Şu paketi açmak istemedim. Şöyle bir göstereyim. Membranın ne olduğunu. Şu üstten girer. Arıtmasını sağlar. Çıktıktan sonra buradan su 0 0 ile 0.30 arası çıkması gerekiyor. Tabii ilk çıktığında arkadaşlar 0.30'u yakalamayabilir. Yani 1-2 kere tankı doldurup boşalttığınızda 0 ile 0.30 arası yakalar. Daha sonra bu membranın daha sonra özelliklerini anlatacağım. Başka videoda direkt. Daha sonra buradan tatlandırıcı. Yani şöyle bir çekelim. Daha sonra şu filtreye, yani karbon, yani bu tatlandırıcı. Hindistan cevizini şöyle bir tersine döndürürsem daha iyi görünebilir. Döndüreyim şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın NSF demiş ama diğerlerinde NSF yazmıyor. Şimdi benim de bu daha önceden benim bir arkadaşım vardı, kendine takacakmış. Böyle bir tane firmadan almış. Firmayı kesinlikle kötülük ya da iyi bir şekilde söylemiyorum. Sadece makineyi tanıtıyorum ben size. Daha sonra membrandan çıktıktan sonra bu filtreye girer. Bu filtre membrandan çıkan su acı olur arkadaşlar. Acı. Yani içemezsiniz. Ne olur? Daha sonra buraya girer. Buradan çıkan su size şu altıyı görmeyin. Şu mineral filtreyi görmeyin. Çünkü çoğu insanlarınki 5 filtredir. 6 filtre ayrı. Buradan çıkan su arkadaşlar tamamen böyle ağzınıza böyle hoş bir tat, oh çok güzel gibi bir his uyandıran Hindistan cevizli özlü bir tane filtremiz. Buradan çıktıktan sonra tanka dolar. Tanktan sonra güzel bir şekilde suyunuzu içersiniz. Gelelim mineral filtreye. 6. filtreyi taktınız. Şimdi su arıtma cihazlarında ne vardı? 0 ile 30 arasında düşürüyordu. 0 ile 30 arasına düşürdüğü zaman arkadaşlar otomatikman dengenizi bozar. Yani bütün iyi olan şeyi de bitirir, kötü olan şeyi de bitirir. Ben bunun detayını şu membran filtre tam bir video çekeceğim. Şu membran filtre hakkında tam detayını vereceğim. Bu faydalı mı, zararlı mı diye. Buradan çıkan minerali, kötü olan şeyleri hepsini çıkar, bu filtreye girer. Bu filtre tamamen tamamlar. Yani vücudunuz girmesi gereken demir, kalsiyum, bakır, magnezyum falan filan hepsini buradan girer. Buradan çıktıktan sonra geri getirmiş olur. Şimdi filtreler hakkında anlatacağım videom bu kadar arkadaşlar.
Çok uzun tutmadım. Bir dahaki videomda size bunun nasıl takılacağını, nasıl montaj yapılacağını bir videom olacak. Onu da izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.